Merhaba arkadaşlar. Daha önceki videolarımda montajını yapmış olduğum Let'in bize bağlantısını anlatır mısınız diye çok abonelerimiz oldu. Bunun bağlantısını sizlerle anlatayım. Öncelikle mutlaka ve mutlaka yassı trafo kullanmanız gerekiyor. Let'inizin ölçüsüne göre amperaj değerini seçmeniz gerekiyor. Ben 5 metrelik Let'e 9 amperlik bir Let trafosu kullanıyorum. Şimdi görmüş olduğunuz bağlantı şurada yazar. Nötr L. Burası 220 girişidir arkadaşlar. 3 tane var. Toprak, faz, nötr. Ben burada nötr ve faz bağlantısını yapıyorum. Siz mutlaka toprak bağlantısını yapın. Yani 3 kablolu bir bağlantı seçin. Faz, nötr bağlantısını yaptım. Şimdi burası 12 volt çıkış. 12 volt çıkış olduğu için şurada görmüş olduğunuz LED bir tabla hazırladım size. LED tabla artı eksi olmak üzere kendi arasında olduğu gibi bu şerit LED'i ben kendi arasında gezdirdim. Artıyı kırmızı olarak tekrar devam ettirdim. Kırmızıyı görmüş olduğunuz anahtarın içerisinden devam ettirdim. Açma kapama yapsın. İstediğiniz zaman yakın, istediğiniz zaman söndürün icabında. Şurada bağlantımızı yapıyoruz. Artı artıya bağlanır burada da. Eksiği eksiye bağlıyoruz. Buradaki mesafeyi kendiniz seçtiğiniz bölgeye göre mesafeyi uzatabilirsiniz ve kısaltabilirsiniz. Şu anda LED trafomuz hazır. Anahtarımız hazır. LED panelimiz hazır. İstediğiniz yere ona göre ayarlayıp şuradaki mesafe uzunluklarını yaparak çalıştırabilirsiniz. Çalıştıralım şimdi. Bir sürü kablo olunca çalıştırıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi anahtar canım istedi söndürdüm. Şu anda canım istedi yakmak yakıyorum. Evden çıkıyorum, söndürüyorum. Şurayı açarsak şöyle baktığımızda 12 volt çıkış olan kablo direkt eksi ucuna geldi. Yani buradaki artı eksi eksi direkt eksi olarak led şerit ledinizin ucuna bağladınız. Artı olanı ben anahtarın içerisinde gezdirdim. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Artı geldi. Anahtarın bir ucuna girdi. Diğer ucundan çıktı. Şerit ledin devamını şöyle kapattığımızda daha detaylı anlaşılacak. Şöyle kapatalım. Evet. Şu anda ledimizi yakıyoruz. Yandı. Ledimizi kapattık. Söndü. Trafo hala çalışır. Trafonun enerjisini kesmek istiyorsanız ya fişli yapacaksınız ya da trafonun uç kısmına da anahtar koyacaksınız. Burada mutlaka nötr kısmını seçin. Faz kısmını kullanmayın. Çünkü olur da anahtarda bir işlem yaparsanız faz kısmına değeceğiniz için çarpılabilirsiniz. Mutlaka ve mutlaka bu işlerde çalışırken enerjili bölgede çalışıyorsanız mutlaka sigortaları kapatacaksınız. İsterseniz bunun önüne de bir tane sigorta koyabilirsiniz. Şuradaki enerji kısmını. Sigortayı kapattığınız anda bu bölgeden şuradaki bölgedeki tüm enerjiyi keserek bu bölgede rahat rahat çalışmanızı sağlayabilirsiniz. Teşekkür ederim arkadaşlar.